Geleneksel yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen hindi nasıl pişirilir, masalarımızı nasıl şenlendirir? İşte hindinin en pratik ve en kolay yapımı sizlerle. Yılbaşı yaklaşıyor ve kafalarınızı yavaş yavaş ne yemek yapacağım sorusu kurcalıyor. Geleneksel bir yemek haline gelen hindi nasıl yapılıyor? Yapımı kolay mı? Ve hindinin yanına yılbaşı masanızı süsleyebilmek için çok güzel tarifleri işin ustası Mehmet Şef'ten öğreneceğim. Tekrar merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Dünyada nasıl? Türk mutfağı lezzetli bulunuyor mu? Tepkiler nasıl? Aslında rekabetin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bence Türk mutfağı da tabii renovasyondan geçmeli. Birazcık inovasyon yaratılarak dünyaya birazcık daha tanıtılmalı diye düşünüyoruz. Şefim, yılbaşında biliyorsunuz hindi olmazsa olmaz. Peki bunun sebebi nedir? Neden hindi? Bir geleneksel hale gelmiş esasında. Hindi olmazsa olmazların arasında gerçekten. Dünyada da tabii bu şekildedir aşağı yukarı. Mesela Amerikalıların işte Thanksgiving dediğimiz günlerde kullanılıyor. Bizde de tabii iç pilav ile doldurulan hindi gerçekten çok güzel bir geleneksel hale geldiği için. Evet, aşağıda bize biraz sonra mutfakta da zaten çok güzel tarifler vereceksiniz. Hindinin yapımı nasıl, kolay mı, nasıl pişmeli, hepsini biraz sonra öğrenecek. Peki, yılbaşı masamıza başka ne tarifler sunacaksınız? Evet, bugün belki sizlere bir sürpriz yaparak Türk damak tadına uygun, havaların da soğuk olduğu bu dönemde Uzak Doğu'ya özgü bir çorba yapacağız. Tom Yum isimli bir çorba yapacağız. Bu çorba dediğim gibi Türk damak tadına çok uygun. Dünyadaki 4 tane tadı barındıran, yani ekşi, acı, tatlı, tuzluyu barındıran bir çorba. Tam bir doğal antibiyotik olarak adlandırdığımız bir sürpriz bir çorba. Bunları çok merak ediyorum. Bir an önce mutfağa geçelim isterseniz şefim. Siz de bize tarifleri sunun. Evet. Yılbaşı masanızı süsleyecek nefis tarifler almaya başlıyorum ben şefimden. Şefim, burası çok güzel gözüküyor. Bir sürü malzemeler var. Nereden başlıyoruz? Demin size de anlattığım gibi Türk damak tadına uygun Uzak Doğu usulü Tom Yum çorbası yapacağız. Dünyadaki dediğim gibi 4 tadı barındıran bir çorba. Türk damak tadına da çok uygun. Havaların soğumasıyla birlikte de doğal bir antibiyotik deposu, evet, diyebiliriz. Zencefil de görüyorum ben burada. Boğazlarımıza çok iyi geliyor. O yüzden eğer hasta olmak istemiyorsak da bu çorbayı yapabiliriz. Peki hindi tarifi alacağım biraz sonra sizden. Hindinin de yanına yakışacak bir çorba mıdır? Kesinlikle yanına çok yakışacak bir çorba ve Türk halkına sürpriz bir çorba yapalım bu yılbaşı için. Peki malzemelerimizi sayalım o halde. Evet. Malzemelerimiz Uzak Doğu'nun kök bitkilerinden yapılan bir çorba olduğu için bir macunu vardır. Tom Yum macunu dediğimiz. Macunumuz şurada tarhana gibi esasında. Biber ve kök bitkileriyle, kişnişle, galanganla yapılan bir macun karışımı. Yine lemongrass dediğimiz limon otu, limon kamışı çok güzel bir aroma veriyor. Mümkünse yine marketlerde bulabilirsiniz. Taze zencefilimiz var. Taze sarımsak ve esas kişnişi aroma veren bir özelliği var. Birazdan sizlere tattıracağız inşallah. Evet, balık görüyorum. Ne balığıdır bu? Evet, levrek balığı. Levrek balığı çok kolay, rahatlıkla bulabileceğiniz bir balık, evet, olduğu için. Kışında bol balık, bol olduğu için balığımızda. Levrekten yaptık esasında. Bu deniz, karışık deniz ürünlerinden oluşuyor ancak biz sadece balık, levrek balığından yapacağız. Masalarının
olmazsa olmadı hindi nasıl en iyi şekilde pişirilir? Şimdi şefim bize gösterecek. Şefim, hindiyi nasıl seçmeliyiz? İyi bir hindi nasıl olmalı? Evet, iyi bir hindi birinci şartı esasında dondurulmamalı. Yani taze bir şekilde lezzetlendirebilmek için marine edeceğiz. Marinasyonu vardır. Onun tarifini vereceğiz birazdan. Marine ettikten sonra bizim profesyonel mutfaklarda birazcık daha zordur. Ancak ev mutfaklarında yapacak olan misafirlerimiz kapalı poşet usulüyle yapıyorlar. Tabii onların fırınları birazcık daha bizim konveksiyonelle benzemediği için. Yine o marinasyondan sonra fırında pişirebilirler. Ancak bizim stil yapmak isteyen seyircilerimiz de vereceğim tarifi uygulasınlar. Üstü açık bir fırında kızarana kadar, 180 derecede kızarana kadar Kızardıktan sonra üstünü kapatacağız ki iyice pişsin. Yaklaşık 2,5 saat boyunca. 2,5 saat boyunca. Kızardıktan sonrasında mı? 2,5 saat daha? Hayır, sadece 180 derece üzeri kızardıktan sonra bir folyoyla, alüminyum folyoyla kapatıp kapattıktan sonra da yaklaşık 2,5 saat civarında isteğe göre pamuk olana kadar pişirebilirler. Evet. Lezzetli bir hindi yapmak istiyorsak eğer şefimin dediği taktiği bence uygulayalım. Hızlıca malzemelerimizi anlatmaya başlayalım şefim. Evet, hindimiz iç pilav, kestaneli iç pilav ile dolduracağız. Yanında görmüş olduğunuz sebzeler var. Fasulye, brokoli, evde bulabileceğiniz, pazarda bulabileceğiniz ne varsa evde değerlendirilebilir. Onları hafif haşladıktan sonra hafif sert kalacak şekilde daha sonra soteleyip tepsimizin altına iç pilav, daha sonra pişen nefis hindimiz, nar gibi kızaran hindimiz, daha sonra sebzeleri de etrafına dökeceğiz. Güzel bir yılbaşı hindisini sunacağız. Hazır. Sizlere sunumunu da göstermek istedik. Şefim, ellerinize, emeklerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Herkese iyi bir yıl diliyoruz. Hı hı. Ayrıca bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim. Bekleriz tekrar. Siz de Mehmet Şef'ten aldığınız tarifleri evinizde uygulayabilir, masalarınızı şenlendirebilirsiniz. Ayrıca 2019 yılının size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Hoşça kalın.